çıkmıştı. Sayın izleyiciler, Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi araştırmacı gazetesi Süleyman Duran, Aksaray Ağaçören ilçesinde Hacı Ahmet Davutlu köy muhtarımız Bilal Dayanç ile ilçe merkezinde röportaj yapacağız. Muhtarın bu dönem seçilen dinamik muhtarlardan. Evet. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Allah razı olsun. Genelde muhtarlarımız bu da yenilenmiş Ağaçören'de. Evet, evet. Halk değişim istemiş, doğru mu? Evet, evet. Muhtar olma amacımız neydi efendim? Çalışmak, iş yapmak, bir şeyler... Köye bir şeyler, evet, kazandırmak. Kazandırmak, aynen. Seçimlerde karşınıza aday da çıktı mı efendim? Evet. Kaç aday vardı? Benden hariç iki aday vardı. İki aday vardı. Evet. Vaatlerde bulundurun, beni muhtar seçerseniz köyümüzün altyapı kanalizasyonu yaptırırım gibi. Hayır, onda bulunmadım. Yaptıramayacağımız için yani. Yaptıramam mı diyorsun yani? Evet, köyümüz var. Kaç hane efendim? Hane? 30 hane. Evet, nüfus ne kadar? Nüfus, seçmen 100. 100 seçmen var? Evet. Nüfus da o zaman? Nüfus da 150. Var mı? Aynen. 120 mi? Aynen 150 var. 150 civarı. Her hanede. Yani, Ağaçören'in küçük bir köy arkadaşlar, evet, evet. Ama şirin bir köy. Aynen, aynen. Evet. İyi. Evet, muhtarım. Köy konağı, muhtarlık odası var mı? Yok, hayır. Arkadaşlar, biz öncelikle bu Ağaçören'de öncelikle ilçe kaymakamımızdan rica ediyorum. Yeni atanmış, doğru mu? Evet, evet, evet. Osman Bey'den. Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. Hep genelde köy odaları, muhtarlık odaları yapılmış. Evet, evet. Muhtarın misafir geldiğinde ağırlayacağı mutlak bir yeri olmalı. İlla. Doğru mu efendim? İlla, doğru. Bu köy kanununda da var. Evet, evet. Artık kooperatifler kurulmalı diyor, evet, köy kanununda, evet, köylerde, evet, değil mi efendim? Evet. Köylümüzün gelişmesi için mutlaka ne yapılması lazım? Bu hizmetler köylere yapılması lazım. Tabii, yoksa canım, bu köy çok göç vermiş, evet, bence. Doğru mu efendim? Doğru, doğru. Evet. Göçün önlenmesi de hizmete bağlı diyoruz. Altyapı, evet, yok, nüfus yok olmadığından. Değil, evet, mi efendim? Evet. Sokakların parke taşı tamamlandı mı? Hayır. Biraz daha istiyor. Evet. Normalde alırız. Biraz bu, senede 500 bin metrekare yer yaptık. Azar azar veriyorlar, evet, arkadaşlar. Veriyor, evet. Az önce Göllü Köyü muhtarımızla da Bekir, evet, abiyle de röportaj yaptık. Evet. Ona da 1000 metre, evet, 500 metre de bize verdiler. Vermişler. Geleceği tamamlayacak Allah'ın. İnşallah. Abi. Arkadaşlar, yani hizmetler yapılıyor, yapılmaya da devam ediyor. Evet, aynen. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, evet, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz de teşekkür ediyoruz. Mutfalarına da sahip çıktı. Doğru, doğru, doğru. Çünkü bu muhtarlar sesi gazetesi Türkiye'de, Türkiye genelinde yayınlanıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, işte yılın muhtarı olmasını istedik. Baran Aksoy'un da genç ve dinamik bir muhtarımız. Evet. Burada da bizim amacımız ne? Muhtarların hizmetlerin tamamlanması için tabii, hem yetkililere her hem türlü kamuoyuna, evet, ne yapıyoruz? Duyuruyoruz. Köye hangi hizmet, evet, yapılmış, hangi hizmet yapılmalı. Yapılmış. Doğru mu? Doğru, doğru, evet, doğru. Emekli misin muhtarım? Hayır. Emekli değilsiniz. Önceden muhtarlar çok az aylık ödenek alıyordu. SSK primlerde yatmıyordu. Evet. Doğru mu? Yatmıyordu. Bir, evet, onun için mücadele ettik, evet, başarılı olduk. Biz de muhtarlar, evet, destekledi arkadaşlar. Bütün bizi destekleyen, inanarak destekleyen muhtarlara da teşekkür ediyoruz. Muhtarımız Bilal Dayanç'a da Türkiye'de Muhtarlar Sesi gazetesine röportaj verdiği için ve gazetemizin yayın hayatına devam etmesi için, evet, gazetemizi desteklediği için teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz.